Yargıçlar Sendikası Başkanı ve 30 yıllık meslek kıdemine sahip bir yargıç olan Mustafa Karadağ'ın bu şekilde atanması anayasal koruma altındaki yargı bağımsızlığı ve yargıçlık teminatına aykırı olduğu gibi ayrıca sendika başkanı olması sebebiyle sendika merkezinin bulunduğu yerin çok uzağındaki bir yere tayini yasal sendikal güvenceye de aykırılık teşkil etmektedir. Bursa Barosu olarak hakim Mustafa Karadağ'ın anayasaya, yasaya ve ülkemizin de tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde Ankara'dan Şanlıurfa'ya atanmasını yargı bağımsızlığına, sendikal örgütlenme hakkına yönelen bir saldırı olarak görüyor ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu bu haksız kararını geri almaya çağırıyoruz. Daha önce de birçok kez kamuoyuyla paylaştığımız üzere OHA süresince yayınlanan ve yine bu süreçte sınırlı olarak uygulanması gereken KYK'ların kalıcı hale gelmesi, hukuka aykırı birçok düzenleme, mahkemelerce verilen adil olmaktan uzak kararlar, kamuda gerekçe gösterilmeksizin gerçekleştirilen görevden alma ve ihraçlar, avukatlara, hakim ve savcılara yönelik baskı, hukuka aykırı gözaltı ve tutuklama gibi birçok uygulamayla kişi ve kurumlarda ağır ve telafisi güç zararlara ve hak ihlallerine yol açılmıştır. Ne yazık ki geldiğimiz nokta hukukun üstünlüğünü savunan biz hukukçular ve avukatların meslek örgütü barolar tarafından kesinlikle kabul edilemez bir hal almıştır. Son olarak 14 Haziran 2017 tarihinde milletvekili ve gazeteci Enis Berberoğlu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak suçundan 25 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmış ve duruşmada tutuklanmıştır. İddianamede ortaya konan iddia ve isnat edilen eylemle hüküm ve bu hükme gerekçe yapılan hukuksal içerik hukukilikten yoksundur. Mahkumiyet kararını esas teşkil eden ve TCK 331 maddesiyle düzenlenen casusluk suçunun unsurları oluşmamıştır. Pozitif hukuk açısından baktığımızda sübuta eren ve suç unsuru içeren herhangi bir eylem de görünmemektedir. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçok belediye başkanı tutuklanmış, seçilmiş belediyelere kayyım atanmış, parti başkanları ve birçok siyasetçi, sayısız hukukçu, yazar, akademisyen, gazeteci ve birçok kişiye dava açılmış ve aralarında milletvekilleri ve parti başkanları da olmak üzere birçok yurttaş halen tutuklu yargılanmaktadır. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından hukuk tarihimizin en kara günlerini yaşamaktayız. Bu kara günlerin kısa vadede son bulacağına dair en küçük bir umut da yoktur. Çünkü lekelenmeme bir hak olmaktan çıkmış, masumiyet karinesi unutulmuş, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü kalmamıştır. İsmi adliyeden adalet sarayına dönüştürülen fiziksel mekanlar, adaletin sağlandığı yerler olmaktan çıkmış, saray kurallarının hüküm sürdüğü yerler haline gelmiştir. Hukuka, hukukun üstünlüğüne inanan herkesin desteklediği, adliye ve yargının bütün unsurlarından FETÖ'nün ayıklanması, temizlenmesi, bambaşka bir hale bürünmüş ve siyasal iktidar tarafından oluşturulan yeni yapılanma, endişe, korku ve umutsuzluğu da beraberinde getirmiştir. Gelinen bu son nokta, sözün bittiği yerde olduğumuzun göstergesidir. Enis Berberoğlu'nun mahkumiyeti ve hükümle birlikte tutuklanması da hukuksuz sürecin devamı niteliğindedir. Bu karar, yeni yapılanmaya yönelik tespitleri de haklı kılan uygulamaların bir örneğidir. Ne yazık ki son örneği de olmadığı gibi gelecekteki uygulamalara da ışık tutan bir örnek olarak hafızalara kazınmıştır. Gelinen nokta vahim bir hal almıştır. Ülkemizde gelinen koşullarda avukatlık mesleği suç işleme potansiyeline yargı eliyle dönüştürülmüş bulunmaktadır. Son olarak milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması kararında gerekçe yapıldığı üzere birçok kişiyi kaçacakları ya da saklanacaklarından bahisle tutuklu yargılayan yargımız, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı kişi ve siyasetçilerin yakınlarını ise sabit ikametgah sahibi olduklarından bahisle tutuksuz yargılamaktadır. Yine cezaevlerinde ağır sağlık sorunları bulunan ve cezaevlerinde tedavileri mümkün olmayan birçok yurttaşın tahliye talepleri reddedilirken bazı kişiler özel sağlık raporlarıyla tahliye edilmektedirler. Yine mesleki faaliyetleri nedeniyle ve kaçma şüphesi olmamasına rağmen adli kontrol tedbirinin birçok meslektaşımız, milletvekili, belediye başkanı, yazar, akademisyen, kamu görevlisi ve gazeteciler için uygulama gereği duyulmayarak halen tutuklu yargılanmasına devam edilirken
suçu açıkça sabit, örneğin Atatürk'e hakaret eden, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden kimi şahıs ve kamu görevlilerine dava dahi açılmamaktadır. Sonuç olarak adli ve hukuki olmayan mahkeme kararları kamu vicdanını yaralamaktadır. Savunma hakkının, adil yargılanma hakkının, hak arama özgürlüğünün ve nihayetinde hukuk devletinin teminatı olan savunma mesleğine yönelik olarak yeni avukatlık yasası tasarısı ve HMK tasarısıyla yeni kısıtlama ve engellemeler getirilmeye çalışılmakta, adeta avukatsız yargının önü açılmaktadır. Hukuka, demokrasiye, insan hakları ve temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak, savunma hakkı, adil yargılanma hakkı, yargıçlık teminatı, doğal yargıç ilkesi, masumiyet karinesiyle yargı bağımsızlığını ve mesleğimizi savunmak, avukatların ve onların örgütlü gücü olan baroların görevidir. Bu nedenle tüm kamuoyunu hukuksuzluğa karşı durmaya, birlik olmaya ve duyarlılığı arttırmaya çalışıyoruz.